Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Fırat'ta gündem programı ile yeniden karşınızdayız. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Hüdapar Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Çok sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hamdolsun. Siz nasılsınız Canan Hanım? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Başkanım hemen sıcağı sıcağına başlayalım. Elazığ'da tabii çalışmalarınız devam ediyor. Evet. Seçim startında çok öncesinde zaten vermiştiniz. Parti olarak neler yapılıyor? Vatandaşlarla bir araya geliyorsunuz. Süreçle ilgili neler söylemek istersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle biz Hüdapar olarak 2018 seçimlerinden hemen sonrasında Canan Hanım bir 6 aylık bir durgunluk sürecimiz oldu. Bu sürecin akabinde teşkilatlarımıza otlandık ve önümüzdeki 2023 seçimlerine daha güçlü bir şekilde Elazığ'da girebilmek için teşkilatımızla birlikte programlarımızı şekillendirdik. Ve o süreçten bugüne kadar Elazığ'da olabildiğince sorunlara vakıf olmak ve bu sorunların çözüm odaklı bir siyaset yürütmek. Ve bu siyaseti yürütürken sadece ve sadece sorunları işte duyurmak ya da sorunların bilinmesini sağlamak amaçlı değildi. Çünkü Hüdapar siyasetin tanımının değişmesini isteyen bir partidir. Nedir siyasetin değişmesini tanımlayan parti? Neyi değiştirmek istediniz, neyi amaçladınız? Şunu değiştirmek istedik. Özellikle siyasetteki güven sorununun ortadan kalkmasını istedik. Çünkü vatandaşı ziyaret ettiğimizde vatandaşın siyasete olan güveninin bittiğini gördük. Vatandaşın artık siyasilere güvenmediğini gördük. Bu ziyaretlerinizde peki o güven tekrar kazanıldı mı başkanım? Biz açıkçası Hüdapar olarak yapmış olduğumuz ziyaretlerin içerisinde özellikle onlara güven verecek şekilde partimizin programını ifade ettik. Biz Hüdapar çalışmasının halka yansıyan yönü, halkın işte şu anda en çok muzdarip olmuş olduğu siyasetteki tanımın ifade ederken şunu söyledik. Biz sizinle karşılaştığımızda ifade etmiş olduğumuz şu an bu gerçekliklerimizi, parti programımızdaki almış olduğumuz bu gerçeklikleri seçimden sonra iktidar olursak ya da işte Elazığ'da bir yönetimde olursak bu söylediklerimizin karşılığını göreceksiniz dedik. Bize onlar da şunu ifade ettiler. Başkanım şu ana kadar bizi ziyarete gelen kişilerin çoğu bunu söyledi. Bunu ifade etti. Ancak bu ifadeler daha sonrasında unutuldu. Bizdeki anlayış şudur. Biz iki dünyalıyız. Biz söz verirken birincisi halkın bir sonraki seçimde hesabını vererek düşünüyoruz. İkincisi ahiret boyutu var. Biz inanmış, iman etmiş kişileriz. Vermiş olduklarımız sözlerin tamamını ahirette de karşılığının olacağına inanan bir partiyiz. Evet. Bunu düşünerek yol yürüdüğümüz için onlara şunu ifade ediyoruz. Bizim şu anda, evet siyasilerin şu an size gelip de ifade ettiklerinden ve şu anda birçoğundan muzdarip olduğunuz ve yerine getirilmediğini şikayet ettiğiniz birçok konulara biz de vakıfız. Ve gittiğimiz birçok yerde bir ev ziyaretlerinde, esnaf ziyaretlerinde bunlarla biz de karşılaşıyoruz. Ve değiştirmek istediğimiz budur. Bir güven ortamı oluşsun. Siyasetin tanımı değişsin. Siyaset değişsin. Halkı kandırmasın. Halka yalan yere sözler vermesin. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız seçildikten sonra halkı unutmasın. Halka ziyaretleri devam etsin. Ve halkın sorunlarını çözerken ya da seçim çalışması yaparken vermiş olduğu vaatler ve sözlerini yerine getirsin. Çünkü halkın inancında bu güven zedelendiği için şu anda seçim arafesindeyiz. Aynı konular tekrarlanıyor. Ve şu anda biz Hüdapar olarak sürekli ziyaretlerimizi yapmamıza rağmen, birçok esnafı tekrardan ziyarete gitmeye çalışmamıza rağmen ki bitiremeyeceğiz. Bunu 4 yıldır yapıyoruz, bitiremedik. Var olan gücümüz, var olan teşkilatı yapılımız, hiçbir siyasi parti tamamıyla Elazığ'ın esnafını tamamını gezdim iddiasında bulunması afakidir. Bitmez çünkü. Ve biz de bitiremedik. Ve tekrarından gitmeye çalıştığımız mahalleler, caddeler oldu. Oraya gittiğimizde şunu tekrar bize ifade ettiler. Seçim yaklaştı diye mi geldiniz? Siyasiler seçim arafesinde mi görünüyor? Peki bu algıya niye varıldı başkanım? Yani mevcut eski süreçteki siyasiler evet, verilen sözleri yerine getiremedi mi diye bu algı oluştu? Getiremediği için açıkçası temel sebep bu. Daha önceki siyasilerimiz yapmış olduğu hataları şu anda var olan siyasi parti il başkanı da aynı sorunla karşı karşıya kalıyor. Ve onların kötü bir imaj olarak bırakmış olduğu bu siyasetteki tanım, bu algı herkesi zedeliyor ve etkiliyor. Ve biz ziyaretlerimiz esnasında özellikle parti programımızı ifade ederken onların da dinleyerek yapıyoruz. Yani biz bu parti programını oturup masa başında hazırlamadık.
Ve biz Elazığ'daki siyasetteki çözüm odaklarımızı da yine otur, masa başında oturup da işte basında şunlar düştü biz bunları konuşalım diye şeklinde hareket etmedik. Nedir mesela program ve projeleriniz? Program ve projelerimiz şunlardır. Hüdapar olarak diyoruz ki ülke içerisinde var olan birçok sorun Elazığ'da da yansıması vardır. Yani anayasa değişikliğine ciddi şekilde ihtiyaç vardır. Çünkü birçok sorunun temel sebebi anayasal, yasal bir boşluktan kaynaklanıyor. Ki bunun en yakın süreci işte hırsızlık olayları. Elazığ'da sizler de basın aracı duydunuz. Sizler de bu işin içerisindesiniz. Elazığ'ın köylerinde hırsızlıklar başladı. Ve hırsızların köyleri yağmaladığı, kamyonlarla mal götürdüğü bir süreç oldu. Ve bu hırsızlar yakalanmadı ve vatandaşın malları geri iade edilmedi. Muzdarip yaşamış oldukları sorun, sıkıntı çözülmedi. Ve o vatandaşı biz ziyarete gittik. Başkanım, benim adalete olan güvenimde açıkçası zedelenme var. Çünkü hırsızlar yakalansa dahi bir kapıdan girecek, diğer kapıdan çıkacak. Onları caydıracak bir ceza usulü yok dediler. Onları geri adım attıracak kanun, anayasamız yok dediler. Ve bunu sadece vatandaş söylemiyor. Artık bunu işte memurlarımız da ifade ediyor. Biz yakalamaktan usandık, onlar çalmaktan, affedersiniz belki amiyane tabir kullanıyorum ama hırsızlıktan usanmadılar. Neden? Çünkü onları caydırıcı bir şekilde kanunumuz yok. Caydırıcı sebep ne olabilir peki? Caydırıcı sebep, kişi eğer hırsızlık yapıyorsa, kişi kendisi dışındaki bir vatandaşın malını gasp ediyorsa, canına tesebbüt ediyorsa ve onu öldürmeye kalkışıyorsa, en basitinden biz onlara da caydırıcı cezayı hükümler. Yani bunu hukukçularımız daha iyi şekilde çeşitlendirecektir. Şunu hırsız bilecek. Ben başkasının bir malını çaldığım zaman, hırsızlık yaptığım zaman ben ciddi şekilde ceza alacağım ve cezaevinde çürüyeceğim. Bu korku onda olacak. Bununla sadece bu yetiyor mu? Yetmiyor. Yapılan her suçta bir müebbet olması mı gerekiyor diyorsunuz? Müebbet demiyoruz. Caydırıcı bir şekilde gelsin diyoruz. Çünkü bazı suçlar, bazı suçlamalar müebbeti gerektirmiyor. Küçük basit suçlamalar da suçlara bulaşmış kişiler de olabilir. Bunu hukuk çerçevesi daha da geniş şekilde ele alınmalı. Sadece bu yetiyor mu? Ceza usulüyle yetmiyor. Toplumsal bilince ihtiyacımız var. Yani eğitime ihtiyacımız var. Aslında sorunların genel kaynağı burası. Yani biz yetiştirdiğimiz nesilleri kendi değerlerimizden uzak bir şekilde yetiştirdiğimiz için açıkçası Canan Hanım, maalesef ileride potansiyel suçlu haline geliyor. Yani eğitimimizde bir boşluk var mı? Var. Biz çocuklarımızı yetiştirirken işte ahlaki değerler üzerine yetiştiriyor muyuz? Biz çocuklarımızı yetiştirirken anne babaya olan saygıyı, aile ortamını ne kadar onlara verdirebiliyoruz okul sürecinde, eğitim sürecinde? Biz bu çocuğun işte helal ve haram konusunda ne kadar bilgilendiriyoruz? Toplumsal yaşamı, birlikte yaşamayı, toplumla birlikte yaşamayı ne kadar öğretebiliyoruz? Komşusuna olan hakkı ne kadar verebiliyoruz? Yani biz kendi işte medeniyet değerimiz olan İslam'dan almış olduğumuz o değerleri gençlerimize, neslimize, çocuklarımıza veremediğimiz için bu çocuklar maalesef işte sadece ve sadece maddi olarak yetişiyor, madde olarak yetişiyor ve ileride potansiyel bir suç haline geliyor. Yani bir doktor yetiştiriyoruz ancak bu doktorun manevi yönünü doyuramadığımızda bunun kasaptan ne farkı olacak? Veya biz profesör bir vali yetiştiriyoruz. Bir valinin işte insan haklarını veya işte değerleri koruyamaması noktasında bir açıklık bıraktıksa, sadece madde üzerinden gidersek vali haksızlık yapabilir, yapar da. Ancak biz bahsettiğimiz olduğumuz... İşin özü temel diyorsunuz yani. Temelde. Biz bu değerleri verirsek, bu kişi ister cumhurbaşkanı olsun, ister valisi olsun, ister doktor olsun, isterse bir işçi olsun. Kendisinin dışındaki kendisinin dışındaki kişilerin mallarına da tenezzül etmeyecek ve kendisinin dışındaki insanları da düşünecek. Bireysel yaşamayacak. Peki. Toplumsal yaşayacak. Peki başkanım, vatandaşlarla bir araya geliyorsunuz tabii bu süreçte, gerek merkez gerek ilçe, belde ve köylerde. Evet. Tabii ilk şey, vatandaşın siyasete güveni kaldı dediniz. Evet. Bunun dışında vatandaşın özellikle 2023 seçimlerinden beklentileri nedir? Açıkçası Canan Hanım şu an şu oluyor. Elazığ'da yapmış olduğum, yakın sürede yapmış olduğum ziyaretlerde şunu gördüm. Bu da tehlikeli bir süreç. Seçime kadar birçok şeyin önüne geçileceği, engel olunacağı, ekonomik rahatlamaların olacağı, ancak 2023 seçimlerinden sonra önünün alınamayacağı, ciddi şekilde halkı mağdur edecek zamların olacağı, ciddi şekilde problemlerin yaşanacağını
halk bunun endişesini taşıyor. Güven problemi işte açıkçası burada. Çünkü vatandaş bir önceki seçimde vaat edilen ya da daha önceki seçimlerde vaat edilen ancak yerine getirilmeyen o sözler şu anda vatandaşı endişeye sürüklüyor. Biz ziyaret yapıyoruz. Halk şu an esnaf ne diyor? Başkanım alım gücüm bitti diyor. Nasıl? Direkt şunu açtı, banka telefonundan banka hesap numarasını açtı. Başkanım diyor, şu an saat 3. Ben bir 6-7 ay öncesinde yapmış olduğum ticaretimde bu kasaya 3000 lira para girdiğinde ben diyorum ki tamam, bundan sonraki karımdır. Şu an buyurun bakın, 11.000 TL para girmiş içeriye. Aynı saat, ancak şu an ben zarardayım diyor. Fazla para var, ancak kar yok. Yani esnafın ticaretinde ciddi şekilde problemler başladı. Halk ne diyor? Alım gücümüz yok diyor. Evet, asgari ücret zamları kabul edilir bir şekilde, yani iyi yönde atılan bir adım, asgari ücret arttırıldı. Ancak asgari ücret Ocak ayında cebe girmeden bitti. Çünkü asgari ücretin artışının yükselmesinin akabinde işte süt ve süt ürünlerine her şeye de zam geldi. Her şeye zam geldi. Yani esnaf ve vatandaş açıkçası problem yaşamaya başladı. Peki, bazı esnafımız şunu söyledi Canan Hanım. Başım diyor halk bizi suçlu görüyor. Sanki zamı ben kendim yapıyormuşum gibi beni suçluyor. Evet bunu işte suistimal edip fırsatçılığa dönüştürenler var mıdır? Vardır. Ama vatandaşın tamamı artık esnafımızı, marketi ve birçok sektörde işte kişileri baz alarak sizler bunun işte fırsatçılığa yapıyorsunuz, bir ise 10 koyuyorsunuz. Vatandaş ve esnaf arasında da bir problem çıkarmaya başladı. Güven zedelendikçe artık problemler artacaktır. Çözülmesini istiyoruz ve çözülmesini bekliyoruz. Peki başkanım, mesela vatandaşın güvensizliği var. Özellikle işte bu çok aslında kötü bir algı. Yani evet, bir darboğazdan ekonomi sürecinde geçiliyor. Evet. Lakin işte seçimden sonra düzelmeyeceğini ve sürecin daha da kötüye gideceği algısı haliyle insanları korkutuyor. Peki bu yönde sizin açıklamanız ne oluyor? Sizin 2023 seçimleri sonrası ekonomiyle ilgili düşünceniz nedir? Ya da vatandaş bu sorunu size ifade ettiğinde sizin açıklamanız ne yönde oluyor? Şunları ifade ediyoruz. Evet, ekonomik çözümler, ekonomik paketler hazırlandı ve bu ekonomi süreci bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra, bilemedim beş yıl sonra bu ekonomiyi düzeltiriz diyoruz. Düzeltebiliriz diyoruz. Bu sürekli böyle gitmeyecektir diyoruz. Ancak toplumda oluşan ciddi şekildeki bu başkasının malına tenezzül etme, evet, ve toplumsal buhran ve ahlaksızlık, biz bunları düzeltemeyiz. Yani ben ahlaksızlık kavramını kullanırken sadece bir yönüyle değerlendirmiyorum. Ticarette ahlaksızlık. Ticarette alışverişteki işte ahlaksızlık. İnsanlar arasındaki komşu ilişkilerinde artık o seviyenin muhafaza edilememesi. Birbirine güveni oluşamaması. Bir kişinin başka bir kişinin ihtiyacını giderecek şekilde işte iyimser davranamaması. Aslında büyük tehlikeler burada. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki evet, ekonomik paketlere ihtiyacımız var. Bunu nasıl düzeltiriz? Biz para dağıtarak, para vererek bu işi çözemeyiz. Biz üreterek düzeltiriz. Biz yerli üretime önem vererek bu işleri çözeriz. Dışa bağımlılıktan kurtulursak biz burada iyileşmelere gideriz. Kim? Çünkü diyoruz ki Türkiye bir gemi. Ve biz hepimiz bu gemide yaşıyoruz. Bu gemi batarsa hepimiz birlikte batacağız diyoruz. Bu geminin ayakta kalabilmesi için herkes elinden geleni yapmak zorunda. Ancak hükümet ve devlet vatandaşın gemisini muhafaza edebilmesi için desteğe ihtiyaç duyduğunu biliyor, farkındadır ve bunu iyileştirmeye gitmesi lazım. Nasıl? Biz Elazığ bazı yerlerinde konuşalım. Karakoçan'da hayvancılık bizim üst seviyededir. Kovancıların belirli bir kısmında ise yine hayvancılık üst seviyededir. Tarım, Kuvancılar Ovası'nda ve Kuvancıların köylerinin tamamında büyük bir oranında tarım elverişlidir. Baskil'de kayısımız vardır. Alacakaya'da yeraltı zenginliklerimiz vardır. Sivrice'de işte turizmimiz, göl ve Hazarbaba kayak turizmimiz, mekanlarımız vardır. Yani ilçe ilçe değerlendirmek istiyorum. Her bir ilçenin ihtiyacı olan ve her bir ilçenin kendi kendine yetebilecek seviyede desteklenmesi gereken adımlar vardır. Yani biz Baskil'deki kayısı üreticilerimizi destekler, orada fabrikalaşmaya gider, Baskil'den Türkiye'ye, Baskil'den dünyaya açılacak şekilde bir pazar oluşturursak, Baskilli vatandaşımızın kayısısı kaybolmaz, Malatya'dan bilinmez. Ya da ekim yapmayan da ekim yapmaya, üretim yapmaya başlayacak.
acıdır. Baskin'in kayısısı Malatya'dan bilinir. Malatya'nın kayısısı olarak pazara gider. Evet. Ki çok da farklı bir aroması vardır aslında. Malatya kayısından daha lezzetli bir kayısıya sahiptir ama. Yani. Ancak bu kıymetli lezzetimizi biz Baskin'e, Baskin'in değerlerini, Baskin'in ismini veremiyoruz. Şimdi başkanım, bunlar hemen hemen gelen her siyasetçinin konuştuğu, gündemi getirdiği, özellikle Elazığ'ın tanıtımı noktasında hep geri planda olduğu, işte bunlar yapılırsa şöyle olur, şunlar yapılırsa, neden bugüne kadar hiç yapılmadı? Neden hep ifadede ve lafta kaldı, hep havada kaldı? Havada kaldı. Biz açıkçası bizim, yani halkın da istediği, bizim de beklediğimiz, bu işin başında olan, bu işin idaresinde olan kişilerimizin yeterince bu değerlerimize, yeterince bu anlara yönelmemesidir. Elazığ'ı tamamıyla bütün olarak görmemesidir. Göremeyince işte günlük olaylara ya da işte yaşanmış sorunlara göre şekillenmeleri açıkçası Elazığ'ı böyle sürekli geri planda bırakıyor. Biz oturup Elazığ'la ilgili şu an bütün siyasi partiler bunu şu an benim bahsettiğim konulardan da onlar da ifade ediyor. Çünkü Elazığ'da siyasi partilerimiz iyi çalışıyor. Ziyaretlerini çok güzel şekilde bütün ilçe başkanı, il başkanlarımız ilçelerin tamamına da vakıftır. Benim bahsetmiş olduklarım onlar da bahsediyor. Belki benden daha fazla bahsediyor. Ben görebildiğim kadarını açıklıyorum. Ancak bunu şu an halinde idarecilerimiz bunları göremiyor mu? Göremiyorsa bu da bir ayıptır. Çünkü onlar ziyaret etmiyor. Yapamıyorsa eyvallah. Ben uğraştım, gayret gösterdim, işte çabamı sarf ettim. Elazığ'daki şu şu ihtiyaçlarımı alabilmek için Ankara'da yapmam gereken tüm görüşmelerimi yaptım. Elazığ'a destek verilmesi noktasında, şu şu kalemlerde destek alınması noktasında alması gerekeni yaptım. İş adamlarımızın Elazığ'a gelebilmesi için cazibeli bir şekilde hareket ettim. Ki bunun başında Elazığ biliyorsun 4. teşvik planı içerisinde. 6. teşvik planına ise müjdeyle giriyoruz. Evet. Müjdelerle giriyoruz. Çünkü Elazığ 4. teşvik paketi içerisindedir. Bunu işte 2 yılda bir milletvekillerimiz sağ olsun teşekkür ediyoruz. Yani 6. bölgeye belli aralıklarla girilmesi ve bunun uzatılması da Elazığ için önemlidir. Çünkü 6. bölge teşvik planı içerisinde yatırımcılarımızın burada daha da geniş bir şekilde yatırım yapmasını sağlıyor. Uzatılması da kıymetlidir. Ancak diyoruz ki neden 6. bölgeye alınmasın? Alınsın bu şeyde 6. bölge teşvik planı içerisinde alınırsa biz artık bu müjdelerle uğraşmaz. 6. bölge teşvik planı ile ilgili projelerimizi geliştiririz. Elazığ'ın yurt dışında olan iş adamları hiçbir ilde yoktur. Bizim şu an Elazığ'ın Kuancılar, Palu, Karakoçan iş adamları. Evet, özellikle o bölgenin çok fazla dışarıda yatırımcısı var. Yatırımcısı var. Ve şu an bu yatırımcılarımıza Elazığ'da yatırım yapmaya teşvik edemiyoruz. Sadece görebildiğimiz kadarıyla şu, gelip arsa alıyorlar. İleride geri dönüş yaparsak ev yaparız. Geri dönüş yaparsak satar bir ticarete gireriz. Ancak geri dönüş yapıp da bu işte almış oldukları mal, arsalarla, mülklerle İşte burada bir fabrikaya dönüştüğünü göremiyoruz. Ticarete dönüştüğünü göremiyoruz. İşsizlik sorunumuzu çözecek şekilde adımların altını göremiyoruz. İşte düşünmek lazım. Elazığ bir bütün olarak görerek hareket etmek lazım. Ve biz devlet desteğiyle halkın desteğini birlikte bir araya getirirsek biz inanıyoruz ki Elazığ'da çok ciddi şekilde atılımlar olacak. Madendeki Alacakay'daki yataklarımız kurum. Yani Türkiye'nin en zengin yatağı ve en kaliteli yataklarına sahip. Keza maden yine öyle, yeraltı bakımından evet. Çok zengin bir ilçemiz. Halkı nasıl? Bankalara borçlu. Alacakaya'nın ilçesinde büyük bir bölümü, orada çalışan maden işçilerimizin tamamı, büyük bir oranı bankalara borçlu. Almış olduğu maaşla işte ev alabilmek için bankalara gidip kredi çekiyor ve o kredi ödeyebilmek için yıllarca o kredi ödüyor. Yani emeğinin karşılığını alamıyor. İlçelerimiz nasıl? Özür dileyerek ifade ediyorum. Alacakaya güzel bir köy. Güzel bir köy. Ama ilçedir. İlçemizin şu an oradaki en zengin yataklara sahip olan, Türkiye'nin en zengin, en kıymetli yatağına sahip olan ilçemizin yani böyle köy statüsünde bırakılması acıdır. Ve vatandaş oradan göç ediyor. Elazığ'a gelip yerleşiyor. Yazın gidip orada bahçesini, bağını işte oradaki havayı, atmosferi yaşamak istiyor. Kışın ise gelip işte merkezde yaşıyor. Merkeze gelip yaşayan kişi köydeki o tarımı, köydeki o araziyi, köydeki işte hayvancılığı nasıl canlı tutacağız? Bir köylere ziyarete gidiyoruz. Ya köyde... da üretimde bir adım nasıl öteye geçeceğiz diyorsunuz. Geçeceğiz. Peki başkanım, Hüdapar'a vatandaşların talebi nasıl? Yani diğer süreçlere bakıldığında biraz daha böyle gündemde değilken bu seçimlerde Hüdapar'ın ismini, yapılan çalışmaları daha çok sıklıkla duyabiliyoruz. Vatandaşın partinize
tepkisi, talebi nasıl? Nasıl görüyor sizi? Vatandaş bizi tanımıyordu Canan Hanım. Niye vatandaş tanımıyordu? Vatandaş bizi tanımaması birden çok faktör vardı. Çünkü partimiz kurulduktan sonra açıkçası partimizin aslında olmayan birçok sorunla uğraşmak zorunda kaldı. Partimiz açıkçası kendisinde barınmayan, kendisinde olmayan birçok özelliği basın aracılığıyla, medya aracılığıyla kara propagandası yapıldı. Hüdapar'a yaklaşılmaması için, Hüdapar duyulmaması için, Hüdapar il başkanlarının işte duyulmaması gerektiği çerçevesinde bir strateji uygulandı. Ve bunu da basının işte 2015 Temmuz öncesi bu çok ciddi şekilde işleniyordu. Bizim dinlenilmemizi dahi istemiyordu. İstemiyorlardı. Elazığ'da yapmış olduğumuz ziyaretlerin birçoğu, yani biz halka sadece orada temasta vardı. Basına yansımıyordu. Çünkü basınımız Hüdapar'ı farklı bir şekilde algılamıştı. Ancak biz gelip kendileriyle birebir görüşmemiz, yerel basınımızı tamamını ziyaret etmemiz, Hüdapar'ın değerlerini anlatmamız, biz böyle değiliz. Bizim üzerimizden şu an hali hazırda kar odaklı şekilde hareket ediliyor. En yakın zamanda şu an seçim ittifakı ile ilgili Cumhurbaşkanı ile genel başkanımızın bir görüşmesi var. Ve evet, o görüşme gelecektim ama giriş yaptınız. Buyurun. Oradan şu an birbirine bağlantılı. Şu an bu süreç içerisinde görüşmenin olması, bu görüşmenin akabinde partimizle ilgili çok ciddi şekilde kara propaganda başlatıldı. İşte HDP'li Demirtaş partimizi hedefine koydu. Önce görüşmenin detaylarını alayım. Nasıl buldunuz? Görüşmenin detayını açıkçası, detayın içeriğini bilmiyoruz. Çünkü genel başkanımız... Ama bir ittifak söz konusu. Genel başkanınız bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir ittifak olmalı mı? Cumhur İttifakı'na katılımınızı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ya da olacaksa? Şimdi olacaksa zaten şunu, genel başkanımızın ifadelerini ifade etmek zorundayım. Sadece bizim için şu an bizim de müsaade bu kadardır. Çünkü genel başkanımızın yapmış olduğu ziyaret neticesinde evet seçim de vardı. Şu an ittifak yok. İttifak anlaşıldı, işte birlikte hareket ediyoruz diye bir şey yok. Görüşmelerin devam ettiği ve olumlu bir şekilde görüşmelerin ilerlediği ifade etti. Ki 2018 seçiminde de yine aynı şekilde görüşmeler vardı. Ancak ittifak olmamıştı. Burada ittifak olur olmaz onu şu an ben bir şey diyemeyiz. Evet. Ancak bu genel başkanımızın ifadesi olumlu yönde ilerliyor. Olur olmaz işte sadece bu görüşmenin neticesini ben bunu ifade etmek istiyorum. Bu görüşmenin akabinde açıkçası partimiz hedefe konuldu ve Hüdapar üzerinden kara propaganda başlatıldı. Ne denildi? İşte Hüdapar'ın ittifak içerisinde yer almasıyla birlikte bölgede bir çatışma ortamının oluşacağını, algısını oluşturmaya başladılar. Yani Hüdapar'a yaklaşılmaması gerektiğini aslında ifade etmeye çalışıyorlar. Bunu önceliyorlar ve program, plan ve projelerini bunun üzerine şekillendiriyorlar. Öte taraftan işte seçime girme yeterliliği olmayan bir siyasi partinin genel başkanı partimizi HDP ile eş tutuyor. Yani bir genel başkanın ifadeleri açıkçası bizi de üzdü yani. Yani üzmesi de şekli ne? Yani bu kadar küçük ve basit düşünmesini bizi üzdü. Çünkü Hüdapar'ın bir gerçekliği var. Evet, her ne kadar kara propaganda ile işte duyulmasını engellense dahi Hüdapar'ın teşkilatı yapılanması mahalle mahalle sandık sandık ev ev gezdi. Ve biz şu anda bugün işte bir toplantı yaptım. Bu toplantının içerisinde şöyle şunu ifade edeyim. Bu ay içerisinde 190 eve ziyaret yapılmış. Bugünkü toplantı içerisinde. Bu ay içerisinde 168 esnaf ziyaret edilmiş. Ve bu ay içerisinde 4 ayrı şekilde toplu etkinlik yapılmış. Vatandaş bir araya getirilmiş. Ve bu benim de içinde olmadığım ziyaretler. Ve il başkanı olarak bizim de yaptığımız ziyaretler de bunun kadar olmasa da ay içerisinde ciddi şekilde ziyaretlerimiz var. Bu şekildeki ziyaretlerle Hüdapar'ın varlığı ve karşılığı halk içerisinde oturmaya başladı ve oluşmaya başladı. Bu olunca Hüdapar'ın büyümesi, Hüdapar'ın değerlerinin tanınması ister istemez ülkenin işte bahsettik ya geminin delinmesini isteyenler Hüdapar'ı maalesef böyle kara propagandayla yordular. Yorulduğumuz için yani yorulduğumuz kastım şu, biz yorulmadık, biz çalışacağız, biz Allah için yapıyoruz. Ancak vatandaşa tekrardan yorulduk. Biz şu anda burada bahsetmiş olduğumuz bu değerlerin halkın içerisinde olmasını, halkın işte bu değerler üzerinde yaşamasını sağlamak gerekirken, bunun için çaba sarmamız gerekirken, bize atılmış olan iftiraların böyle olmadığını söylemekle yorulduk. Selahattin Demirtaş'ın yorumlarını nasıl değerlendireceksiniz partiniz üzerinden? Yani Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu ifadeler açıkçası partimize yaklaşılmaması gerektiği
yakışılmaması için bir çabasıdır. Bir çaba gayret içerisindedir. Yani korkular artık onların işte dediler, ifade edilir, korku sarmaya başladı kendilerini. Çünkü Hüdapar tanınıyor, Hüdapar biliniyor. Hüdapar büyüdükçe, Hüdapar tanındıkça birçok ilde, Doğu ve Güneydoğu, işte Batı illerinin birçoğunda Hüdapar'ın oylarının artması açıkçası kendilerini korkutmuş durumdadır. Biz endişelerine de anlam vermiş değiliz. Çünkü biz de diğer siyasi partiler gibi partiyiz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti içerisinde seçime girme yeterliliğine sahip olmuş bir teşkilatız, bir siyasi hareketiz. Bizim de burada olmamızdan rahatlık duymalarını da anlamış da değiliz. Belki onların nazarında bir farklılık vardır. Ancak biz varoluşumuzu ne HDP'ye ne de başka bir partiye bağlamıyoruz. Biz varoluşumuzu herhangi bir siyasi partinin alternatifi olarak da değerlendirmiyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar ifade ettiğimiz hep şunu söyledik. Biz sistemin alternatifiyiz. Herhangi bir siyasi partinin alternatifi değiliz. Çünkü şu anda azık özelinde konuşmuş olduğumuz tıkanıklığın temel sebebi sistem. Eğitimden sağlığa, ekonomiden tarım ve hayvancılığa kadar birçok problemin kaynağında sistem var. Ve biz sistemin alternatifi olup burada bu sistemi iyileştirmeler yapıp halkın arzulamış olduğu o güzelliği vermeye çalışıyoruz. İnşallah bunda da muvaffak oluruz. Peki başkanım, henüz netlik yok dediniz ama genel başkanımızın bu yönde görüşmeleri devam ediyor. Olumlu yönde ilerlediğini ifade ettiğini söylediniz. Süreç Cumhur İttifakı'na katılım yönünde olursa, evet, Elazığ'ın nezdinde Cumhur İttifakı'na çalışmalarınız başlayacak mıdır? Yani siz teşkilat olarak bunu kabul edecek misiniz? Evet. Elazığ'da Cumhur İttifakı'nın diğer ayağı AK Parti ve MHP ile ilişkileriniz ya da bugüne kadar tek başınıza seçim sertini verdiniz. Evet. Köy köy, belde belde, ilçe ilçe gezdiniz. Bundan sonraki süreçte onlarla görüşmeleriniz, süreç nasıl işleyecek Elazığ nezdinde? Canan Hanım, ittifak olsun olmasın fark etmiyor bizim için. Biz Elazığ için yapmamız gereken her şeyi yaparız. Siyasi partilerle olan diyaloglarımız Elazığ'da şu ana kadar bizim kanaatimizce olumlu yöndedir. Çünkü biz Elazığ'da iyileşmenin istiyoruz. Bunu Hüdapar'ın yapmasını beklemiyoruz. Halkın istediği o güzellikler olsun, Hüdapar yapmasın. Hüdapar bu güzelliklere katkı sunabiliyorsa bu bizim için de gurur kaynağıdır. Bizim siyasi anlayışımız bu. Siyasetteki tanımın değişmesindeki ifademiz de bu. İttifak olursa, ittifak şekillenirse, ne şekilde ittifaklar, işte şu anda görüşmelerin aslındaki görüşmelerin devam etmesindeki temel sebep de aslında burayı ifade edebiliriz yani. Çünkü görüşmeler var, evet, görüşmelerin neticesi neler görüşülüyor, hangi konular yapıldı, hangi aşamadayız, il bazında mı değerlendiriliyor, işte Hüdapar'ın logosuyla girecek mi, ittifakta yer alacak mı, ki bunlar değerlendiriliyor. Bu değerlendirilmediği müddetçe ittifak konusunda biz Elazığ'da şunu yaparız, şu şekilde hareket ederiz dememiz doğru değil. Ancak şunu diyebiliyoruz, ittifakta olsak da olmazsak da Elazığ için yapılması gereken her türlü hayırlı işte biz olacağız Allah'ın izniyle. Ve ona göre karar alacağız. Ve genel merkezimizin de beklentisi ve genel merkezimizin ifadesi de böyle olacak. Ve genel merkezimiz bizi de bağlayıcıdır. Genel merkezimizden almış olduğumuz bu değerlerle biz hareket ediyoruz. Vermiş olduğu karar, almış olduğu karar Elazığ'da teşkilatı da bağlar, teşkilat da buna göre şekillenir. Peki Cumhur İttifakı'nı bugüne kadar nasıl görüyordunuz? Yani Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu çalışmalar aslında biz ittifakları değerlendirme konusunda kendilerine bırakıyoruz. Yani olumlu, olumsuz, ittifak şöyle oldu, böyle oldu, bu değerlendirmelerden olabildiğince kaçınıyoruz. Elazığ nezdinde değerlendirin dersem? Elazığ nezdinde işte Cumhur İttifakı'nın birlikte hareket etmesi elbette ki Elazığ'da katkı sunacak. Yani değerlendirme basında diyorum. Çünkü biz istişarede rahmet var diyoruz. Yani birlikte hareketten kastımız bu. Biz bir Elazığ'ın bir adım atacağız. Elazığ'da bir iyileştirmeye gideceğiz. Ya da paketler hazırlayacağız. Elazığ'ın daha da güzel bir ortama ulaşabilmesi, işsizliği sorunu bitmesi, tarımın çözülmesi, sağlık sektöründe işte daha da güzel bir alana ulaşması için bir araya geleceğiz ve istişare edeceğiz. Bu ittifakta olsun olmasın kıymetlidir. Bunu kıymetli görürüz ve biz olmasını isteriz. Oldu mu şu ana kadar? O birlikte hareket ettikleri ve çözdükleri meseleler vardır. Ancak daha da iyiye gitmesini de biz arzuluyoruz. Ve biz ittifakta olmadığımız halde yapmış olduğumuz ziyaretlerde gördüğümüz sorun ve problemleri olabildiğince yetkililere ulaştırmaya çalıştık.
Ve son süreçte yetkililere ulaştırmaya çalışırken, Vali Bey şu anda kendisine de açıkçası randevumuza geri dönüş yapmadı. İnşallah randevumuza geri dönüş yaparsa. Şu anda yapmış olduğumuz ziyaretlerin neticesini kendisine ifade etmeye çalışıyoruz. Çünkü artık karşılaştığımız sorunların bir kısmını da kendisini çözebileceğini, inandığımız konuları götüreceğiz kendisine. Kapılar kapatılmamalı. Ve biz şu ana kadar bunu yaptık. Kapılarımızı kimseye kapatmadık. Ve birçok siyasi partinin de kapısını çaldık. Ne yapabiliriz? Birlikte nasıl hareket edebiliriz? Elazığ'la ilgili benim şu an yapmış olduğum çalışmaları buyurun değerlendirin, içinde olumlu varsa siz yapın. Birlikte hareket edelim. Benim yapmam gereken, teşkilatımın yapması gereken, partimizin yapması gereken, destek vermesi gerekenlere biz de destek verelim. Karşılıklı görüş alışverişi olsun diyorsunuz. Olsun diyoruz. Muhakkak olsun diyoruz. Çünkü olmazsa eksik kalır. Çünkü ben il başkanı olarak yapmış olduğum ziyaretler ya da teşkilatımın yapmış olduğu ziyaretler çerçevesinde ben Elazığ'ı görebiliyorum. Benim görmediğim alanlar da var. Göremediğim alanlar da var. Ki bu istişare neticesinde birbirimizi tamamlamış olacağız. İşte yetkililerimiz de hakeza aynı şekildedir. Elazığ'daki şu an bizim vakıf olduğumuz sorunları kendilerine götürüp çözmesini istiyoruz. Çözülmesini istiyoruz. Yani bizde şu var, doğruya doğru, yanlışa yanlış deme anlayışı var Canan Hanım. Doğru kimden gelirse biz destek veriyoruz. Yanlış da kimden gelirse gelsin, sadece yanlışını söylemekle kalmıyoruz. Kardeş burada yanlış yapıyorsun. Bu yanlışı düzelt diye söylüyoruz. Yoksa onun canı yansın diye böyle bir açıklama, böyle bir derdimiz, telaşımız yok. Böyle bir anlayış içerisinde siyasetimizi devam ediyoruz. Canan. Peki. Başkanım, genel başkanınızın Elazığ'la ilgili bir programı söz konusu mudur? Bir Elazığ ziyareti olacak mıdır? Şu anda belirlenmiş bir program yok Canan Hanım. Yalnız genel başkanımız ve genel merkezimiz Elazığ'la ilgili genel başkan düzeyinde ve genel merkez düzeyinde yapılması gereken ziyaretler çerçevesinin belirlenmesini istedi. Biz bunu tamamladık. İnşallah bu ay kendilerine teslim edeceğiz. Seçime yakın bir süreçte mi olur, daha öncesinde mi olur, onu bilemiyoruz. Programları olacaktır. Ancak genel başkan yardımcılarımız Elazığ'a gelip gidiyor. Biz onlarla programlarımızı yapıyoruz. Ki geçen hafta parti sözcümüz Sayın Yunus Emiroğlu buradaydı. Evet. Depremzede sürecinde depremzedelerimizi ziyaret ettik. 24 Ocak depremin yıl dönümünde. Bir kez daha vefat edenleri rahmetle anıyorum. Ailelerin acılarını paylaşmaya gittik. Acıları çok büyüktür, çok derindir. Açıkçası duygulanmamak elde değildir onların yaşadığı şeyler. Acılarını paylaşmaya gittik ve ilçelerimizdeki ilçe teşkilatlarımızla, üyelerimizle görüştürüp seçim çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeleri bizzati kendisi yaptı ve üyelerimizi dinledi. Nasıl görüyorlar başkanım? İşte genel başkanımızın henüz net bir programı yok dediniz ama evet. Genel başkan yardımcılarımız sıklıkla Elazığ'a geliyorlar. Evet. Bizden de bu noktada önemli programlar istiyorlar. Evet. Notlarımızı, işte dosyalarımızı hazırlayıp gönderiyoruz dediniz. Evet. Genel başkan yardımcılarınızın Hüdapar'ın yetkili üst düzey isimlerini Elazığ'da ağırladığınızda, buradan gönderdiğinizde Elazığ'ın nasıl bir fotoğrafını çıkartıyorlar? Neler söylüyorlar? Elazığ'da açıkçası yani deprem süreci biliyorsunuz 2020 deprem süreci açıkçası Elazığ'da bir geri planda kalma süreci oldu. Çünkü bu doğaldır. Ciddi bir şekilde yıkım yaşadık. Bu yıkımlarla birlikte sonradan deprem tokilerinin olması, ciddi şekilde yükselmesi genel başkanımızlarımız özellikle takdir ettiği süreçtir. Eksikleri gördüğümüz yok mu? Evet, eksikleri de görüyoruz ve bu eksikleri de genel başkanımızın notlarını da alıyor. Biz de kendimiz de yapmış olduğumuz ziyaretleri genel merkeze iletiyoruz. Ve bunun ilde çözemediğimiz, randevularımıza geri dönüş olmadığı için genel merkez üzerinden, Ankara üzerinden çözülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Elazığ, evet, partimiz için kıymetli. Elazığ'da bizim iki genel başkan yardımcımız var, Elazığlı olan. Hasan Şahin, Sayın Hasan Şahin ve Mahmut, evet, Şahin. Kendileri Elazığlı, Palolu'dur. Onlar da sıklıkla Elazığ'a ziyaretlerini yapar ve bu ziyaretler çerçevesinde vatandaşa temas eder. Memnuniyet söz konusu mu? Evet. Elazığ'daki çalışmalar, Elazığ'daki yapmış olduğumuz çalışmalar memnuniyet vericidir. Elazığ'ın eksikleriyle birlikte Elazığ iyimser bir ortamdadır. Biz daha da iyisinin olmasını istiyoruz. Çünkü bilmiyorum sorularınızda var mı ama TOKİ'nin yapıldığı, bittiği TOKİ süreci çok ciddi şekilde vatandaşı yordu. Biz bu sorunları iletirken açıkçası üzülerek anlatıyoruz genel başkanımıza ve genel başkan amcalarımıza. Mükemmel bir yapı ortaya çıktı. Çok kısa süre içerisinde ciddi konutlar yapıldı. Ancak vatandaşın oradaki bu yorgunluğu, vatandaşın oradaki bu eksikliğinin giderilmemesi
ya da kendi haline bırakılması diğer taraftan acı olaylardır. Ki ben 4 gün önce yanlış hatırlamıyorsam, 4 ya da 5 gün öncesinde yine o tarafta Güneykent Mahallesi'nde ev ziyareti yapmıştım. Yani bir dokunuyorsun, bin ahş diyorsun. Evet, belki çok büyük problemler değil. Ancak çözülmesi gereken problemler var. Otobüs konusu. Vatandaş artık isyan ediyor. Her oraya gittiğimde otobüs konusunda ciddi şekilde şikayetler geliyor Canan Hanım. İşte altyapı, üst yapı çalışması ciddi şekilde problem orada. Ve bir vatandaş dedi, başkanım ben müracaat ettim, evin eksiklerini şu an kendileri de yapamıyor. Şimdi bir sözleşme var, eğer o eksiği kendisi yaparsa işte garanti süreci mi bitiyor artık, onun adına ne diyorlar bilmiyorum ama tekrardan işte yüklenici firma gelip o eksiği gidermiyor. Bundan dolayı kendileri de o eksikleri yapamıyorlar. Bekliyorlar 3 ay boyunca, 4 ay boyunca maalesef gelip bu eksikle giderilmiyor. Evet küçük ancak vatandaş için büyük. Çünkü evine gittiğim vatandaş diyor, başkanım bak kapının camı yok. Kapının camı yok ve bu 4 aydır böyle. Cam çok büyük bir problem mi? Çok büyük problem değil ama vatandaşın canını sıkıyor mu? Sıkıyor. Yani çok mu zor o camın oraya takılması? Yani vatandaşı yormamak lazım. Otobüs konusunun çözülmesi gerekiyor. Oradaki minibüs seferlerinin artırılması gerekiyor. Minibüs sayılarının artırılması gerekiyor. Ve bu sorun sadece o Güneykent Mahallesi'ne ait değil. Bu sorun şu anda Elazığ'ın birçok mahallesinde var. Sağlık ocağı problemleri var. Fırın problemleri, işte geçen ay bir fırın açılışı yapılacaktı. İhalesi yapılacaktı. Fırın problemi var. Market problemleri var. Bir vatandaşın ifadesi, ben 1 kilometre yürüyorum ki 2 tane yemek alabileyim. Fırınımız yok diyor. Böyle durumlar yaşıyor. Market yok ve bu ciddi şekilde bir sorun halinde o şu an o mahallede. Okullar konusunda ciddi problem var. Öğrenciler şu an halihazırda orada okulların tamamlanması, ihtiyaca göre bir okul sayısının yapılmaması ve burada da şu an eğitim konusunda da ciddi şekilde aksaklıkları beraberine getiriyor. Sağ ocağı olmadığı için işte gece yarısı işte otobüsle gitme yok, imkan yok, taksi yok, araç yok. Yani ciddi şekilde problem yaşıyoruz diyor sağlık konusunda. Sağlık ocağımız olsaydı burada işte tedaviye gidebilir şekilde talepler vardı. Pazar oluşturuldu, bir nebze o pazar orada bir haftalık da olsa bir pazar ihtiyacını karşılamaya başladı. Evet, eksikler var. Yani yeni yerleşim yerleri, evet belki baktığımızda bir noktada sorun ama başkanım, yeni yerleşim yerlerinde de her şeyi hemen yapmak da mümkün müdür? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Mutlaka ki eksiklikler olacaktır her şey. Tabii biz halk olarak, vatandaş olarak bir şeylerin bir an önce olmasını... Evet, ulaşım bir sorun mudur? Sorundur. Evet, bir fırının olmaması sorun mudur? Sorundur. Bir marketin, alışveriş merkezinin, işte pazar yerinin olmaması sorun mudur? Sorundur. Ama haliyle Elazığ 24 Ocak'ta çok büyük bir deprem yaşadı. Evet. Yeniden bir Elazığ inşa edilmeye çalışıldı. Aslında biraz bu noktada hani bizler vatandaş olarak biraz daha sabır gösterebilir miydik? Yani açıkçası vatandaştan beklediğimizi... Yani biz, ben kendi adıma söyleyeyim, her şeyin hemen olmasını istiyoruz. Eyvallah. Sonuçta yeni bir alan inşa edildi, yeni evler yapıldı. Hani bunları sorun değildir demiyorum. Evet, sorundur. Ulaşım çok önemli bir sorundur. İşte çünkü çok şehir merkezinden, çarşıdan çok uzak yerlerde yerleşim alanları inşa edildi. Evet. İnsanlar işlerine geliyor, okula giden çocukları var. İşte dediğiniz gibi alışverişini yapacakları alanlar olmayınca sürekli çarşıya gelip gitmek zorundalar. Belki bir değil, 2 tane ulaşım noktasında araç değiştiriyorlar. Evet, bunlar bir sorun mudur? Sorundur. Ama haliyle yeni yerleşim alanları, zamanla mutlaka ki bunlar çözüme kavuşacaktır. Biraz bu noktada sabırsızlığımız vardır diyebilir miyiz? Yani şu an sabrımızı, aslında şöyle diyeyim, sabrımız derken halkın sabrını zorluyorlar. Problem burada. Evet, dediğiniz gibi bir yeni yerleşim yeri yapılıyor. Yani en başta da ifade ettim, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Çünkü çok kısa süre içerisinde böyle bir yapı, güzel bir iş çıkarıldı. Evet. Çok önemli konu, 21 bin yani konut az yok. Bir rakam değil aslında. Değil. Ancak biz orada plan ve projemizi nasıl yaptık? Buradaki eksikliklerimiz aslında burası. Çünkü ben il başkanımla görüştüğümde de Canan Hanım, hemen hemen başkanımızın hepsinin ifadesi bu. Biz istişareden uzak tutulduk. Elazığ nasıl bir yapı stoku istiyor, biz bunları işte ifade edemedik. Yetkililere ulaştıramadık. İzah edemedik. Kendimizi duyuramadık. Niye başkanım? Aslında mesela deprem sürecinde
mevcut her iki bakan da buradaydı. Evet. Depremin olduğu an itibariyle gerek İçişleri Bakanı gerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, evet, neden ifade edemediniz? Neden ulaşamadınız? Ulaşamadık, görüşemedik. Neden çünkü sesinizi duyuramadınız? Duyuramadık çünkü halihazırda böyle bir problem önceki ilk günlerde 17 gün ben yanlış hatırlamıyorsam bakanlarımız buradaydı ve Elazığ'dan ayrılmadılar. Sonraki süreçlerine tekrardan geldiler, gittiler. Allah kendilerine razı olsun. Bakanların burada olması, işte talimatların hemen verilmesi, işlerin hızlı yapılmasını sağlıyordu. Ancak Elazığ'da bir bunu yapması gereken makam, idare bunu düşünemedi. İl başkanlarla bir araya getirebilmeyi düşünemedi. İl başkanının tamamı sesini basın üzerinden duyurmaya çalıştı. Hatta son bir süreçte işte AK Parti il başkanı ile işte Vali Bey problem yaşadı. Sizler de buna şahit oldunuz. Toplantılara sadece il başkanı, AK Parti il başkanının çağrılmasından dolayı işte bir basın aracılığıyla birbirini telin ettiler. Böyle bir süreç de yaşandı. Bu Elazığ'daki sorunun aslında ne baş kadar? Kaynağı diyorsunuz. Baş kaynağı. Yani biz istişare yapmak için, evet, ben şu anda Vali Bey'den dediğim gibi randevu talep ettim ve görüşemiyorum. Geri dönüş olmuyor. Yani geri dönüş olamayınca ben ulaşamıyorum. Ulaşabilmem için, yani şu an halihazırda Elazığ'da var olan siyasi partilerin yapmış olduğu çalışmaları bizzat görüyorsunuz. Bunlar basına da yansıyor, gizli kapaklı da yapılmıyor. Ve şu anda buyurun basını tarayın. Hemen hemen her hafta birden fazla il başkanının yapmış olduğu ziyaretlere şahit olacaksınız. Ve bu ziyaretler sadece gidip kendisini anlatmakla yetinmiyor. Orada sorunları da duyuyor ve bununla ilgili de çözüm önerisi üretiyor. Ve bunun merceği neresi? Çünkü ben belediyede değilim. Milletvekili seçiminde de değilim. Milletvekilinde, mecliste de değilim. Ben bu sorunları kime ileteceğim? Elazığ'ın yetkilisine ne iletmek zorundayım çözülmesi için? Çözülmesini beklediğimiz konular burası. İstişareden yoksun kalınca açıkçası Canan Hanım, Elazığ'daki olması gereken güzel adımları atamıyoruz. Yani bu İDAPAR işte güzel adımlar atacak anlamında demiyorum. Yani ama birlik ve beraberlik olursa güzel adımlar atılır diyorsunuz. Atılacak diyoruz. Güzel işler çıkacak diyoruz. Çünkü her siyasi parti il başkanı yapmış olduğu ziyaretlerde güzel şeyler çıkıyor. Ben takip ediyorum. Başkanlarımız gerçekten böyle mantıklı, güzel öneriler sunuyor. Evet, bunun altında işte sebep aramaya gerek yok. Sebep bir şekilde ifade etmiş olsa dahi sen il yönetimindesin, il idaresindesin, sebep arama. Sonuca odaklan. Gelecek bu konuları sonuca göre hareket et. Çünkü Elazığ'ın faydasına olacak. Elazığ'ın işte halkına yarayacak. Bundan dolayı işte istişareden yoksun kalmamak gerekiyor. Kapılar açık olması gerekiyor ki diğer temaslar düzenli olsun. Peki. Olmayınca biz eksik kalıyoruz. Olmayınca vatandaşın eksikleri yerde kalıyor ve vatandaşın canı acımaya devam ediyor. Sonuç sandıkta cezalandıracak. İster misiniz? İstiyorsanız devam edin. Peki. Başkanım, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Son teşekkür sözünüzü ederim. Birkaç kelimeyle alalım isterseniz. Biz özellikle Canan Hanım, öncelikle Kanal Fırat ailesine ve size teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdınız. Sesimizin ulaşmasını sağladınız. Hüdapar'ın tanınmasını istiyoruz. Hüdapar'ı Hüdaparlılardan tanınmasını istiyoruz. Elazığlı vatandaş, biz bütün herkese ulaştık diyemiyoruz. Ulaşmaya da çalışıyoruz. İnşallah yakın sürede onların da evlerine misafir olmuş oluruz. Hüdapar'ı tanınması için de, Hüdapar'ın bilinmesi için de parti programımızın okunmasını istiyoruz. Hüdapar'ın yakinen takip edilirse öyle değerlendirsinler. Değerlendikten, okuduktan sonra, tanıdıktan sonra ona göre karar versinler. Uymuyor bize de, uymuyorsa buyursunlar, vermesinler oylarını. Yok, eğer desteklenmesi gereken bir parti ise bizi barış problemiyle karşı karşıya bırakmasınlar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir Fırat'ta Gündem programının daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.